Filmi mutlaka seyredin. Gerçekten de çok samimi söylüyorum. İzleyebileceğiniz en güzel filmlerden bir tanesi. Enteresan bir konusu var. Tamamen konu sevgili Esra'nın başından geçen bir konu. Esra doğuyor. Nasıl, fazla da anlatmayayım da aslında ama bir ufak bir şey geçmem lazım. Küçüklüğünden beri Esra'nın bir olayı var. Gerçekten de var ve bunu film haline getirdiler. Esra olacakları rüyalarında görüyor. Ve gördüğü her şey çıkıyor. Esra rüyasında uyanıp kendini seyredebiliyor. Daha doğrusu Esra rüyalarını kontrol edebiliyor. Bütün bunların dışında Esra duvarların arkasında kimlerin gezdiğini, evde otururken o sırada sokaktan kimin geçtiğini bilebiliyor. Bütün bunların dışında Esra bir kalabalık bir yere girdiği zaman arkasından ne konuşulduğunu duyabiliyor. Ben size bunu... Esra'cığım ondan sonra böyle birden yaklaştım, anlayamadım. Bu bir hastalık mı değil mi diye aslında filmde bunu da izleyeceksiniz. Gidenler olursa gerçek bir hikaye, söylediğim gibi enteresan bir hikaye. Bütün bunlardan dolayı Esra'nın başına hayatı boyunca çok fazla iş geliyor. Eşinden dolayı, erkek arkadaşlarından dolayı, arkadaşından dolayı başka şeyler yaşıyor. Anlaşılmıyor. Esra'yı bir türlü anlayamıyorlar. Ve en sonunda Esra'ya akıl hastası teşhisi konulup Esra akıl hastanesine yatırılıyor. Esra uzun dönem akıl hastanesinde kalıyor. Uzun dönem dediğim bir dönem. Orada ne kadar akıllı olduğunu hem doktorlara hem birçok insana ispat ediyor. Çıktıktan sonra da filmde başka gelişmeler oluyor. Bütün bunların dışında, bu rüyaların dışında Esra aslında bir kadının başına gelebilecek hayattaki bütün zorluklara karşı çıkarak ayakta duruyor. Bir kadının ayakta durabilme mücadelesi aynı zamanda. Doğru mu? Doğru. Esra şimdi sen çok ufak anlat, reklama gideceğiz, sonra yeniden konuşacağız ama bu anlattıklarım içinde fazla eksik neler vardı? Eksik yoktu, birazcık fazla vardı. Birazcık fazla vardı, evet peki. Yani her gün duvarların arkasını görmüyorum. Öyle belirli maceralarım oldu. Rüyalarım çok yoğun geçiyor ama her zaman olacakları görmüyorum tabii. İnsanlar korktu diye korkuyorum şu an. Evet. Rüyalarım benim çocukluğumdan beri çok güçlüdürler ve bu bilinçle onları görüyorum. Ve yaşadığım zorluk şuydu, uyandığımda burası mı gerçek, orası mı gerçek, onu karıştırdığım bir dönem yaşadım. Bu yüzden ergenliğim çok yoğun ve hırçın geçti. Daha sonra kendimle ilgili problemlerle yüzleşmek zorunda kaldım. Ve hayatımda suçlular çoktu. Ve hayatımı değiştirmek için ilk önce o problemin kendimden doğduğunu görmem gerekiyordu. Ve bu film de aslında bunu anlatıyor. Ya Esra'nın bir düğün sahnesi var filmde. Yani düğüne kadar adamı seviyor da düğünde böyle bir şeyler oluyor. Gerçekten de yaşadığı bir şey. Ve en sonunda ben bu adamla mı evleneceğim ya diye bir kafadan geçiyor ve düğünde bir anda gözden kayboluyor. Onun için evlenmedik ya bugüne kadar. Nasıl? Onun için evlenmedik ya bugüne kadar. Evet, yani kafada hep bir sorular morular yani. Ama kesinlikle. Onunkinde şöyle bir durum var. Baba tarafından çok güzel bir şey oluyor orada. Bakıyorlar Esra düğünde yok. Daha doğrusu babası bakıyor yok. Bir bakıyor nikah masasının altında Esra. Söyleme. Ha, söylemeyeyim mi? Söyleme. Söylemeyeyim bunu? Anlatma. Anlatmayayım. Ha peki. Bir bakıyorlar kim bilir nerede Esra hiç. Ona artık filme gidince anlatası geliyor insanın ya. Evet, filmin. Güzel film yani. Hani konuşalım ki Esra bir gün aynaya bakıp kendisiyle yüzleşiyor ve diyor ki etrafta hata aramaktan bıktım kendi hayatımla ilgili. Dönüp kendime bakmam lazım diyor. Doğru mu? Doğru. Ne oldu o gün? Yani neden böyle bir karar? Çok zor zamanlar yaşadım ve bir türlü içinden çıkamaz hale geldim ve hep aynı problemler, aynı şeyler devamlı tekrarlanıyordu. Ve istediğin kadar karşındaki insanla konuş, hep aynı duruma düşüyorsun. Ve en sonunda işte öyle bir duruma geldim ki her şeyi kaybettim. Hastaneye düştüm, hastaneden çıktım ve bir sıfırlandı her şey. Ve bir gün aynaya baktığımda dedim ki niye hep kendimi böyle yalnız hissediyorum ki? Ben varım ya dedim. Ve benden başka da kimse bana yardımcı olamaz. Ve belki de bütün bu sorunların odağı mı denilir? Evet, odağı. Benim. Ve o günden itibaren bütün hayatım değişmeye başladı. Tabii bir günden bir güne olmadı bu. Biraz zaman istedi.
Çünkü devamlı aynı tuzağa düşüyoruz. Ve devamlı yine suçu karşımıza vermeye çalışıyoruz. Hı-hı. Çünkü daha kolay oluyor. Olanı, duyguları evet. kaldırmak daha kolay oluyor. Ama bir süre sonra baktım iyiye gidiyor her şey. Ve bundan zevk almaya başladım. Dedim ki hayır benim. Yani bundan keyif almaya başladım dediğin şey suçu kabul etmek, devamlı karşı tarafa yüklememek. Bu arada karşı tarafa empati yapabilmek. Tabii. Merhamet, şefkat, vicdan şefkat, denen bütün duyguların. Bir de kendine karşı da hoşgörü. Aslında olay hiçbir zaman suç değil. Bir farkına varmıyoruz belirli şeylerin ve kendimizden çok eminiz ve kendimizi hep haklı, doğal olarak haklı olduğumuzu düşünüyoruz ama o kadar çok insan bir arada yaşıyor ki herkesin kendine göre bir bakış açısı var ve doğruları ve yanlışları var. Ve her zaman olay haklı olmak da değil, neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu da görebilmek ve o an beraber en güzelini yaratabilmek durumları kolay. Esra yıllarca rüyasında bir adam görüyor. Yıllarca, küçüklüğünden büyüdüğü zamana kadar. Ve bir gün bir kitap düşüyor, rüyalarla ilgili bir kitap düşüyor yere, evin içinde. Kitabı yazan adam, o adam, yıllarca o adamı görmüş. Adam Meksika'da ve gidiyor, o adamı buluyor. Ve onunla konuşuyorsa o da senin hayatını değiştiriyor. Evet, evet. 30 sene boyunca gördüğün adamın bir kitap yazarı olduğunu görmek, o resmi orada bir anda görmek de çok acayip bir şey yani. Evet, çok acayip. Tüyüm diken diken. Ama işin enteresan tarafı dünyada o adamı gören çok kişi var değil mi bir de? Evet, evet adam bayağı, ben bilmiyordum, adam çok meşhurmuş. Bir kitap çıkarmış, 4 anlaşma Türkçesi de var evet. burada. Ve ben onun yanına telefon açtım, İngilizcem de yoktu. Dedim SOS Dreaming dedim ve yardımcı oldular. Biletimi aldım, gittim Meksika'ya çünkü o adamı görmem gerekiyordu. Ve karşısında durduğumda da sanki her zaman hayatımdaymış gibi ve hep o anı yaşamak için yaşamışım gibi bir duygu oluştu. Ve zaten o benim bir babam oldu, ikinci babam oldu. Ve bir rehber, yoluma bir ışık. Görüyor musun şu anda hala rüya? Görüyorum. Filmimizde de oynuyor, kendisini oynuyor filmde. Yok yok, hayır onu değil. Kendin hala o rüya ile ilgili sıkıntıları yaşıyor musun, görüyor musun? Rüya görüyorum ama artık sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil.